envantere giren bir silahı ilk defa bir insansız kara aracı üzerinde test ettik. Başarılı sonuçlar aldık aslında bu atışlardan sonra. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı Kapkan'ın sergilenmesinden kısa bir süre sonra ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Bu testte yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Canik 12.7 mm ağır makinalı tüfekte ilk kez bir insansız kara aracıyla kullanıldı. Bu silahlar da yaklaşık 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Bu noktada da aslında bu da bir ilk olmuş oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Demir savunma sanayi alanında yeni çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bazı ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin hizmetinde kullanılırken bazılarına da yeni kabiliyetler kazandırma çalışmaları sürüyor. İnsansız kara araçlarımız bir yandan yeni silahlarını kuşanmaya da devam ediyor. 12,7 mm ağır makineli tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen Kapkan insansız kara aracımızda sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor. Projede emeği geçen bütün firmalarımızı tebrik ediyor, bu alanda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Proje müdürü Veysel Atoğlu ise Kapkan'ın yakın zamanda sahada aktif bir şekilde görev yapacağını müjdeledi. Hedefimiz yani bu yılın ilk yarısı itibariyle aracın tamamen kuvvetin kullanabileceği bir konsepte getirip, yani kuvvetle birlikte aslında biz bu aracı test etmek istiyoruz. Bu noktada da belli başlı girişimlerimiz var. Önümüzdeki kısa bir süreç içerisinde sahada daha aktif bir şekilde görebileceksiniz aracımızı. Kapkan'ın Şubat ayında ise yurt dışında tanıtımı yapılacak.